Hatay'ın Altınüz ilçesinde Menderes Çaylı'ya ait keçinin dünyaya getirdiği yavrulardan biri çift cinsiyetli çıktı. İlçeye bağlı Alakent mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Menderes Çaylı'ya ait keçilerden biri 3 ay önce doğum yaptı. Menderes Çaylı dünyaya gelen yavrunun sağlık sorunu olup olmadığını belirlemek için yaptığı kontrol sırasında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yeni doğan oğlağın çift cinsiyetli olduğunu anlayan Menderes Çaylı durumu veteriner hekime bildirdi. Çift cinsiyetli oğlağı muayene eden veteriner hekim Mustafa Balcıoğlu, oğlağın kalıtsal olarak üremesinin imkansız olduğunu söyledi. Bundan gördüğümüz gibi testisler bulunmakta. Dişi genital organından da ulayı görmekteyiz. Bu şekilde bir anomali. Dişi genital organlarından memeler mevcut değil. Erkek genital organlarından da penis mevcut değil. Abi üretim olmuyor. Kalsal olarak üremesi imkansız. Üreme yok. Üreme bu hayvanlarda olmuyor. Bu şekilde şu anda sağlıklı bir şekilde sağlığı yerinde, gayet yerinde. Bakmaya da devam edecekler. Kontrolümüz altında sürekli. Şu anda hermafroditizmli bir keçiyle karşı karşıyayız. Bu hermafroditizm genellikle genetik bir hastalıktır. Bunlar da dünyada çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalarda bunlara sebep olan faktörler bulunmakta. Bunların başında en fazla söylenen sebeplerden birisi boynuzsuz hayvanların boynuzlu hayvanlara göre daha fazla bu hastalığa yakalandığı. Bir diğer çalışmanın sonucunda da bir dişi erkek şeklinde olan gebeliklerde fötal membranların birleşmesiyle, fötal membranların kan damarlarının birleşmesiyle bu ikiz gebeliklerde yine aynı şekilde bu anomali karşılaşabiliyoruz. Bunlarda bu hayvanımızda erkek genital organlarından testis, dişi genital organlarından da vajina bulunmaktadır. Bu şekilde bir kalıtım hastalığı diyelim. Bu başımıza ilk defa geldi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Aslında bu bir anomalidir, istenmeyen bir durumdur. Ama kendisi bizim ailenin göz bebeği oldu. Satmayı da bırakmayı da düşünmüyoruz ayrıca. Şimdi bilim halen bunun sebeplerini araştırıyor. Fakat biz çobanlar kendi tecrübelerimizden şunları söyleyebilirim. Bu hayvanlar kendi çocuklarından, kendi akrabalarından hamile kaldıklarında bu hayvanların anneleri, anne rahminde cinsiyetleri oluşurken meydana gelen bir genital bozukluktur. Normalde istenmez dediğim gibi. Fakat kendisi bizim ailenin göz bebeği oldu. Çocuklar bunu çok seviyor. Bunu bırakmayı da düşünmüyoruz. İnşallah da kendisi yanımızda uzun yıllar yaşar. Doğumu sırasında annesi önce bir tane erkek doğurdu. Sonra bir tane dişi doğurdu. En sonunda bu geldi. Hiç beklemiyorduk gerçekten böyle bir şey olmasını. Şaşırdık yani, ilk defa görüyorduk. Fakat Şekernaz ismini koyduk biz ona. Kendisi de ailenin göz bebeği oldu. Şükürler olsun, sağlıklı. Sağlığı da yerinde, veterinerimiz de kontrol etti defalarca. Bir de bu hayvanlar abi İslam'da fıkıh ilminde Hünsariye geçiyor. Bu hayvanların kurbanlık olup olmadıklarını biz bilmiyoruz. Olmadıklarını duyduk. Fakat din adamları bunu halen tartışıyor. Biz tabii ki o amaçla beslemiyoruz. Kurbanlık yapmayı da düşünmüyoruz. Hadi içeriye, hadi. Hadi.